Kız Kulesi'ndeyiz. 2 yıl aradan sonra bilim insanları tarafından yeniden restore edildi. Son halini bizler de sizler gibi merak ediyoruz ve az sonra içine gezeceğiz ve son halini sizler için araştıracağız, sizler için anlatmaya çalışacağız. Tadilat çalışması sırasında en önemli yaptığımız iki tane konu var. Bir tanesi sonradan yapılmış gereksiz eklentilerin kaldırılması, orijinal olmayan eklentilerin kaldırılması. İki, binayı özgün malzemesiyle tekrar restore edilmesi. Yani hem restorasyon hem rekonstrüksiyon çalışmaları sırasında binanın yıllar önceki özgün malzemeleri kullanıldı. Hocalarımız, biz bu tadilat çalışma, restorasyon çalışma başlamadan önce bir bilim kurulu oluşturduk. Profesör Doktor Zeynep Ahunbay hocamız, Profesör Doktor Feridun Çılı hocamız, Hantum Ertekin hocalarımız bilim kurulunda yer aldılar ve daha sonra bilim kurulumuzun hazırladığı projeler Anıtlar Kurulu'nda onayından geçtikten sonra uygulandı. Boğaz'ın incisi tarihi Kız Kulesi'ndeyiz. 2 yılların ardından restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca tamamlandı. Bu akşam saat 21'de lazer gösterileri ve ışık efektiyle muhteşem bir organizasyona sahip, ev sahipliği yapacak ve bundan böyle her akşam bu organizasyon tekrar edilecek. Yapının tarihi beden duvarları paslanmaz çelikten görünmez gergilerle güçlendirildi. Kale bölümünün özgün duvarları ortaya çıkarıldı. Duvarların ahşap kaplamaları tamamlandı ve dekoratif öğelerin imalatı yapıldı. Tarihi kule uzman isimler tarafından bilim kurulu oluşturularak yeniden restore edildi. Hemen detaylara geçecek olursak, kubbe özgün malzemesi olan kurşunla kaplandı. Bakır alem ise konservasyon çalışmaları yapılarak altın varakla kaplandı. Yıldırımdan koruma amaçlı özel üniteler yapıldı. Restorasyonu tamamlanan tarihi Kız Kulesi biliyorsunuz ki rivayetleriyle çok ünlü ve hemen rivayetlerden de bahsetmek istiyorum. İlk olarak M.Ö. 410 yılında söz edilen kule boğazdan geçen gemileri kontrol etmek amacıyla kullanılıyormuş. Rivayete göre krala çok sevdiği kızının 18 yaşına geldiğinde bir yılan tarafından sokularak öleceği söylenir. Kral bunun üzerine denizin ortasına bir kule yaptırır ve prensesi buraya yerleştirir. Ancak kuleye gönderilen üzüm sepetinden çıkan bir yılan prensesin ölümüne neden olur. İşte Kız Kulesi'nin adını bu kehanetten aldığı söylenir. Tarihi Kız Kulesi bugün itibariyle restorasyonu tamamlandı ve yeniden İstanbullular için açılıyor. Sayın Bakanım, çalışmalardaki son aşamaları, son durumu sizden alabilir miyiz? Çalışmalar tamamlandı. Biliyorsunuz burası sizin de belirttiğiniz gibi çok tarihi bir yapı. Yakın tarihte de aslında bildiğimiz dönem o. Aslında bakın benim gençliğimde ben biliyorum bu paralar tedavüldeydi. 10 liralık paraların üzerindeki görüntüsü de aslında 2. Mahmut. Paranın üzerindeki görüntünün birebir aynısı gerçekleşmiş oldu. Bu konuda çok fazla özellikle sosyal medyada böyle geçip gidenler acaba kule yıkıldı mı vesaire bu tür haberler çıkmıştı. Ama sonrasında biz bakıyoruz ki aslında gerçekten hem aslında uygun özgün haline getirilmiş hem de daha fazla seyir terası da eklenmiş. Bakın şimdi binanın özgün olmayan yapıları aslında hani taş yapının üzerindeki şu ahşap görüntü yapı aslında eskiden betonarme olarak yapılmıştı ve özgün değildi. O zaten hatalı kısmı alındı, kesilerek alındı kontrollü bir şekilde. Yerine özgün malzemeden yapılmış orijinal hali kondu, oluşturuldu. Yani birebir 1826'lı yıllardaki özgün haline getirildi. Sizden bir de müjdeyi almak isteriz. Hem gelişler hem de ziyaretler ücretsiz olacak. Tarihler alabilir miyiz? Mayıs sonuna kadar ziyaretçilere burası açık olacak. Ücretsiz olacak. 1 Haziran'dan itibaren de müze kart geçerli olacak.